Haydi çocuklar, uyumadan önce bizim masallar başlıyor. Bizim masallar. Hey saksan, sek sek. Kuyruğunun üstü tümsek. Kuyruğuna binelim, hadi bizim köye gidelim. Arkadaşlarım, hadi yerinizi alın, başlasın masalımız. Bir varmış, bir yokmuş. Tatlı mı tatlı küçücük bir çekirge varmış. Ancak bu çekirgemiz pek bir uykucuymuş. Arkadaşları böcekler, kuşlar, kelebekler çekirgeyi çok severlermiş. Ancak onlar erkenden kalkıp çalışmaya başlarlarmış. Ama bizim uykucu çekirgemiz horul horul uyurmuş. Bir sabah yine erkenden kalkmış böcekler, kelebekler, kuşlar, tüm hayvanlar çalışmaya başlamışlar. Bizim uykucu çekirge saatler sonra uyanmış, penceresini açmış. Ah, bir de bakmış ki ormandaki hayvanlar çalışmaya başlamışlar. Şimdi hiçbiriyle oynayamam. En iyisi ben uykuma devam edeyim. Akşama kadar uyumuş bizim küçük çekirge. Akşam olmuş, yine penceresini açmış. Ah, bir de bakmış, hiçbir arkadaşı yok. Hepsi evlerine gitmiş. Ne yapacağım ben şimdi? Canım sıkılacak, kimseyle oynayamayacağım. Şimdi çağırsam gelmezler. Akşama kadar yoruldular, evde uyurlar. Ne yapsam? Demiş, oynamış kendi kendine ama çok canı sıkılmış. Bu böyle olmuyor. Şimdi ben onlara bir oyun oynayayım. Eve hırsız girdi diyeyim, pencereyi açıp bağırayım. Onlar da hemen koşup gelirler. Ne komik olur, ne güzel olur. Diyerek çekirge pencereyi açmış, avaz avaz bağırmış. İmdat! Yardım edin, hırsız var, kurtarın beni, imdat! O sırada tüm arkadaşları, böcekler, ormandaki tüm hayvanlar korkuyla kalkıp hemen çekirgenin evine gelmişler. Nerede? Nerede? Nerede hırsız? Nerede? Bakmışlar ki hiçbir yerde hırsız yok. Çekirge gülmeye başlamış. Hırsız falan yok. Siz gelirsiniz diye böyle bir şey yaptım. Çok komik görünüyorsunuz. diye gülünce tüm arkadaşları çok kızmışlar. Neden bize böyle bir şaka yapıyorsun, yalan söylüyorsun? Akşama kadar yorulduk, uyuyacaktık. diye kızmışlar. Hepsi evine gitmiş. Sabah olmuş. Arkadaşlar, böcekler, tüm hayvanlar uyanmışlar ama biraz geç uyanmışlar. Çünkü uykusuz kaldıkları için geç uyanıp işlerini geç başlamışlar. Kendi aralarında başlamışlar konuşmaya arı. Bütün bir gece uyuyamadık, uykusuz kaldık şu bizim çekirgenin şakaları yüzünden. Kelebek, evet çok uykusuzuz. Bir de bize hiç yardım bile etmiyor. Hem bize uykusuz bıraktı. Şuna bak. Diye böyle konuşurlarken akşam olmuş, yatağına yatmış bizim çekirge. Ama bir de ne duysun? Evde patır patır sesler geliyor. Bakmış sağına soluna. Bir de ne görsün arkadaşlar? Bu sefer gerçekten de hırsız girmiş evine. Ama bizim çekirge öyle korkmuş, öyle korkmuş ki korkudan avaz avaz bağırmış, pencereyi açmış. İmdat! Kurtarın beni, hırsız var! İmdat! O çığlığa hırsız hemen evden kaçıp gidivermiş. Ertesi gün sabahleyin erkenden uyanmış çekirge. Bunu gören böcekler ve diğer hayvanlar çok şaşırmışlar. Çünkü çekirge hiç böyle erkenden uyanmazmış. Arkadaşlar, bütün bir gece bağırdım, sizden yardım istedim. Çok korktum ama siz gelmediniz. Hırsız vardı, evime hırsız girdi. Hiç kimse gelmedi.
Çok üzüldüm, çok kırıldım size. Arkadaşları, ama çekirge, sen daha önce eğer bizi kandırmamış olsaydın biz de sana yardıma gelirdik. Bir daha da bize böyle şakalar yapma, bizi kandırma. Çekirge bir anda mahcup olmuş. Haklısınız arkadaşlarım. Eğer ben size böyle kötü şakalar yapmasaydım hiç başıma bunlar gelmezdi. Hepinizden özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Bir daha da böyle şakalar asla yapmayacağım. Demiş. Arkadaşları özrünü kabul etmiş. O günden sonra arkadaşlarıyla beraber yine çok mutlu, dostça yaşamışlar. Bir daha da asla böyle kötü şakalar yapmamış. O da arkadaşları gibi erkenden kalkıp çalışmaya başlamış. Arkadaşlarım, ne yapıyoruz şimdi? Tabii ki uyku vakti, uyumaya, tatlı rüyalar arkadaşlarım. Ay, çok uykum geldi.